Tarımın nabzından, Tarım Türk ekranlarından bir kez daha merhaba değerli izleyicilerimiz. Güzel ülkemin dört bir yanına, sesimizin ulaştığı tüm hanelere selamlar, sevgiler. Günü birlikte karşıladık sabah 6'dan, öğle 12'ye kesintisiz canlı yayınla tarımın nabzını birlikte tutuyoruz. Ve bizlere ulaşabilirsiniz 0212 709 87 87 numaralı telefondan. Bir önceki bölümde son dakika bilgisi olarak gelen bir duyurumuz vardı, bir haberimiz vardı. Bir kez daha paylaşmak istiyorum desteklemelerle ilgili. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında yem bitkileri desteği olarak 37 ilde 89 bin çiftçiye 128 milyon lira, sertifikalı fidan ve kırsal kalkınma desteği olarak 15 milyon lira ödeme yapacak. Ödemeler 27 Şubat 2014 tarihinde ilgili hesaplarda olacak. İllerimiz hangisi? Ekrandan takip edebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. 37 ilimizin ismi de ekran bandımızda dönüyor olacak. Aynı kapsamda süt primi desteği olarak 317 bin çiftçiye ödenecek 115 milyon lira ile su ürünleri desteği olarak 1541 işletmeye ödenecek 103 milyon liralık ödemede 28 Şubat 2014 tarihinde ilgili hesapta olacak diyelim. Böylece Şubat ayı ortasında ödenen 1 milyar 520 milyon mazot, gübre, toprak analizi desteği ve diğer ödemelerle beraber toplam 2 milyar 400 milyon lira ödenmiş olacak destekleme kapsamında ve ödeme oranı da %25'e ulaşacaktır deniliyor ve destekleme ödemesi yapılan illerde az önce belirttiğimiz üzere ekranınızdan takip edebilirsiniz. 37 ilimizde yapılacak bu ödemeleri diyelim ve değerli izleyiciler, bugün gündem özel günü, gündem özelde arıcılığı konuştuk, balı konuştuk, sektöre ilişkin potansiyelimiz, ülkemizin çok önemli bir potansiyeli var. Özellikle flora bakımından son derece zengin. 7 bölgede her birinde ayrı bir lezzet, ayrı bir tatla üretim devam ediyor. Üretim noktasında dünya ölçeğinden ülkemize baktığımızda da sevindirici bir noktada olduğumuzu belirtelim. Fakat bu potansiyel daha fazla kullanılabilir hiç kuşkusuz. Buna ilişkin yapılması gereken çalışmalar, atılması gereken adımları da konuştuk. Ve önemli bir manşeti daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli çiftçilerimiz, tarım ilaçları kullanırken lütfen dikkat. Arılar sadece bal üretmiyor. Arılar bizim hayatımızda son derece önemli. Bitkisel üretimin devamı için, verimliliği için arıların yaşaması gerekiyor. Ve onların yaşam koşullarına müdahale etmezsek çok daha verimli sonuçlar elde edeceğiz. Dolayısıyla ilaçlama konusunda azami dikkat gösterelim. Bunun da altını bir kez daha çizelim ve arıcılığı, arı sektörünü konuşurken, balı konuşurken güzel bir projeyi paylaşacağız şimdi sizlerle. Arının Umudu Projesi ve konuklarımız var. Sayın Ersoy Yılmaz Diniz, Bütün Engellileri Destekleme Derneği Başkanı, Proje Koordinatörü. Ersoy Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Sayın Onur Çilenk, İstanbul Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Proje Ortağı ve Danışmanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem özelde sektörü konuşurken böylesine güzel bir ve aynı zamanda da özel bir projeyle geldiniz. Çok teşekkürler, ayağınıza sağlık. Öncelikle Ersoy Bey sizinle başlayalım. Arıcılık, arı merakı ama daha da öncesine gitmek gerekirse, arıcılık zor bir uğraş, zor bir alan. Bir o kadar da güzel, hoş da bir alan. Engellileri dahil etmek, böyle bir proje fikri nereden doğdu? Efendim, önce Tarım Türk seyircilerine hayırlı günler dileyelim. Sizlere de. Bizleri buraya davet ettiğiniz için programınızda tüm emeği geçenlere ve size teşekkür ederek başlayalım sözümüze izin verirseniz. Buyurunuz. Efendim, nereden doğdu? Bu aslında hani insanlar dünyayı kurtarmak isterler. Evet. Çocuklukta birçok insanın hayalidir. Dünyayı kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım? Evet. Başkanımın bir sloganı var, hep söylediği, arı varsa hayat var diyor. Evet. Arıcılığı bir şekilde yaygınlaştırmak, doğaya bunu yaymak. Dolayısıyla bir ucundan tutup da aslında dünyayı kurtarmaya başlamış olduğumuzun bir ifadesi bize göre. Unutulmuş, sistematik olarak unutulmuş bir kesim engelliler. Hani bir zamanlar bir film vardı, Türkiye'de kadının adı yok. Evet. Engellilerin de adı yoktu. Fakat son zamanlarda özellikle 25-30 yıldır sosyal yaklaşım dediğimiz dünyada bir sistem var. Evet. Burada engelli insanlarımızın artık var olduğu,
tecrit olmamaları gerektiği, toplumun her noktasında var olabilecekleri, hatta öncülük yapabilecekleri ilgili hem örnekler hem yaklaşımlar içerisinde bulduk kendimizi. Evet. Tabii birçok insan bu noktada hayatını, ömrünü vererek çalışmaya devam ediyor. Aracılık, evet, bizim her sene katıldığımız bir engelsiz yaşam fuarımız var, evet, İstanbul'da. Bu fuarımızda bizim bir abimiz, daha önce bizim kafamızda olan bir şeydi, arı. Evet. Arı olayı nasıl yaparız? Veya engellerle ilgili çalışmalarda biliyorsunuz, evet, genelde belli kalıptaki iş modelleri söz konusu. Evet. Yeni model arayışlarımızın içerisinde tarım sektörü vardı ve tarımda neler yapabiliriz düşünürken, bir abimiz, Muzaffer abimiz, değil mi? Evet. Ziyaret etti. Evet. Ziyaret etti bizi fuarda ve görüşlerini paylaştı. Dedi ki, ya engellerle böyle bir şeyler düşünür müsünüz? Daha farklı bir projeydi ama oradan, evet, aslında doğdu olay. Buradan, evet, onun kulaklarını çınlatalım. Peki. Ve dedik ki, evet, neden olmasın? Biz bunu tabii önce projelendirmemiz gerekiyordu. Biz bunu yerel yönetimlere sunduk ama açıkçası çok fazla ilgi göremedik onu o zamanlar. Bu, evet, 4-5 sene önceden bahsediyorum. Evet, evet. Ve olay sürüklendi, sürüklendi ve en son benim dayım da arıcılık, evet, işiyle meşguldü. Evet. Başkanımla tanıştık. Sayın Başkan gerçekten İstanbul için, arıcılık için bir şans Türkiye'de. Kesinlikle. Evet. Dolayısıyla, evet, süratle dedi ki, çok böyle atak ve projelere dönük bir bakış açısı var. Evet. Hemen dedi, bunun içine girelim başkanım ve elimizden ne geliyorsa biz yapmaya çalışalım dedi. Böyle doğdu bu 2-3 sene önce ve bizler Avrupa Birliği çağrıları var bildiğiniz, evet, gibi. Evet, proje Avrupa Birliği, evet, projesi. Avrupa Birliği bu kapsamda projesi. Bir proje, bunu belirtelim. Evet. Evet. Merkezi Finans ve İhale Birimi, evet, dediğimiz ve Aile, evet, ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Engellerin Toplumsal Entegrasyonu adı altında bir programın içerisinde. Evet. Yaklaşık 500 küsur projeden kabul edilen, 4 böyle aşamadan geçerek kabul edilen, evet, 23 projeden biriyiz şu an Türkiye'de. Evet. Ve Ağustos ayı gibi başladık. Kısmetse Haziran 2014'ünde de tamamlamaya çalışacağız. Bu, evet, kapsamda da 18-50 yaş arasındaki engelli arkadaşlarımıza arıcılık ve girişimcilik eğitimi vereceğiz. Biraz sonra onu biraz açacağım. Bu detayları biraz sonra biraz konuşalım. Evet. Onur Bey'e bu noktada hemen sormak istiyorum. Hakikaten ilginç bir proje. Evet. Tarım anlamında yapılması, evet, çok güzel ama arıcılığın seçilmesi, yani tarım içerisindeki biraz daha özel bir alan, biraz daha zor bir alan. Evet. Sizin çıkış noktanız neydi? Hadi hemen yapalım dedirten neydi projeyi? İsim çok güzel bir kere, Arının Umudu. Evet, o iyi bir yaklaşım. Neler söylersiniz, buyurunuz. Ben iyi yayınlar diliyorum. Çok Tarım teşekkürler. Türk TV'ye. Çünkü biz hep yanımızdasınız. Her zaman. Sizlere ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi ülkemizde aynı zamanda şunu da diyeyim, bizim genel başkanımıza, il birlik başkanlarımıza, evet, üreticilerimize, tüketicilere, herkese teşekkür ediyorum. Yani çok ilgili bir program bu konu. Evet, kesinlikle. Şimdi ülkemizde dünya ikincisi olarak nitelendirdiğimiz, evet, aracılık sektörü, yani böyle şey olarak görülüyor. Yani tamam, aracılık var, güzel ama bir gibi, faaliyet var falan hobi ama gibi mi görülüyor, hobi biraz gibi görülüyor. Aslında, evet, biz bir sektör, 60 bin üreticisi, evet, yıllık 95-100 bin ton civarında bal ve diğer arı ürünleriyle. Ve aileye işte, baktığımızda yani, 1,5 milyon insanı yani bu sektörde, yani, bir faaliyet gösteriyor. Evet. Ama maalesef böyle bizim hem bilimsel, evet, hem de sosyal projelerimiz olması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok doğru. Çok tabii doğru. Biz sosyal projelerde başkanımla tanıştığımızda başkanımın gerçekten bir mücevher olduğunu gördüm. Evet. Yani tabii engelli olarak baktığımızda, ya bu engelli, bundan bir şey olmaz. Ama değil. O bizim engelli, bizim beynimizdeki yani, engelden, evet, evet, kaynaklanıyor. Evet. Aslında bizim bakış açımızdaki, yani, engelden, evet, kaynaklanıyor. Evet, evet. Yani maalesef öyle mücevher ki, evet, yani onlardan gerçekten faydalanacağımızı şey fark yaptım. Ettik, evet. Neden olmasın dedim. Bizim sektörde arkadaşlarımız yer alsın. Evet. Ve gerçekten başkanımla, inanın, çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Sektörümüz şüphesiz için. Kesinlikle, şüphesiz. Hı hı. Biraz daha sektörle ilgili isterseniz, İstanbul'da arıcılık, İstanbul, evet, Arı, evet, Yetiştiricileri, evet, Birliği başkanısınız. Sektörle ilgili biraz bir çerçeve çizelim, sonra yine projeyle devam edeceğim. Evet. Neler söylersiniz? Biz gün boyu sektörü konuştuk. Evet, evet. Sizin fikrinizi, evet, de almak isterim bu konuda. Ya, İstanbul'da biz 2010 yılında, evet, sektörün başına geldik, işte kurum, evet, başkanlığına.
Tabii ben buradan yönetim kurulu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Her yerde, her yönde bize destek verdiler. Şimdi İstanbul'da arıcılık, ya İstanbul'da arıcılık var mı? Ama var maalesef. Var, olmaz mı? Evet, şu anda 1400'e yakın bir üyemiz. Evet. İşte 150 bin koloni. Evet. Yıllık 3.000-3.500 ton bal ve diğer arı ürünleriyle sektöre destek vermekteyiz. Evet. Hele bal çeşidimiz çok önemli. Kesinlikle. İşte bizim İstanbul'daki üreticilerimizin bir kısmı Anadolu'ya gidiyor. Evet. Bir kısmı işte Akdeniz'e, Ege'ye belki. Tabii, tabii. Değil o bölgelerimizde mi? De evet. faaliyet gösteren evet. üreticilerimiz var. Evet. Bir kısım kestane balımız çok değerli. Kesinlikle. Evet, yani işte Şile, Beykoz, evet. Sarıyer. Evet. Bu bölge kestane nektarıyla yüklü evet. bir şey. Evet. Ve balımız da çok değerli. Bir kısmı ayçiçek yine bölgesinde faaliyet evet. gösteriyor. Hele Islanca Dağları'nın balları mükemmel. Muhteşem. Muhteşem. Kesinlikle. Ki şey açısından da bitki ve flora açısından, flora açısından evet. çok zengin. Kesinlikle. Ve İstanbul'un şu anda %54'ü yine orman. Evet. Biz o ormanlarda, o bölgelerde faaliyet gösteriyoruz. Sizin sayenizde İstanbul'a dair de bir başka sayfayı daha açmış olduk. İstanbul algımızı değiştirdiniz açıkçası. Evet, aracılıkta farklı mi? Bir noktaya geldik. Yani çok, çok güzel, farklı bir uğraş ve Hı-hı. hakikaten buradaki üretimde de farklı tatlar, farklı evet. aromalar ortaya evet. çıkıyor. Sektöre ilişkin yine konuşacağız, söyleşimizi Hı-hı. devam ettireceğiz ama evet. ben tekrar projeye dönmek istiyorum. Ersoy Bey, sizinle devam edelim. Proje içerisinde kaç kişi yer alacak? Bu seçimi neye göre yapıyorsunuz? Engelliler diyoruz ama burada bir illaki bir sınırlama vardır. Hangi engelli grubu yer alabilir? Bununla ilgili çalışmalar nedir? Biraz daha detayı konuşalım. Çünkü örnek olacağını düşündüğümüz bir proje birçok insana fikir verebilir aynı zamanda. Çünkü başka bir yerden, çok farklı bir boyuttan bakmışsınız. Dolayısıyla yeni projeler neden gelmesin sizden ilham alarak diyelim. Efendim bu proje aslında bütün araştırmalarımızın sonucunda çıkan sonuç şu. Evet. Şu ana kadarkilerden bahsediyorum. Dünyada ilk olma niteliği taşıyor. Evet. Yani engelliliğin arıcılıkla buluşturulduğu ilk proje. Evet. Tabii sadece arıcılıkla kalmıyoruz. Girişimcilik eğitimi de vereceğiz. Evet. COSCEP'le beraber. Dolayısıyla kişilerin bu eğitimlerden sonra ister üretici olmalarını, evet. isterse girişimcilik yaparak kendi işletmelerini kurmalarını sağlamayı amaçladık. Evet. Ki önleri açık olsun. Kesinlikle. Avrupa'nın her yerinde geçerli iki sertifikaya sahip olacak olan bu arkadaşlarımızı evet. biraz evvel söylediğim gibi 18-50 yaş arasında evet. belirledik. Çünkü çağrı programımız gençliğe evet. yönelikti. 50 yaşında da biz genç gördük. Genç kabul ettiniz. Genç zaten 50 evet, yaşta son derece. Yaş ortalaması biliyorsunuz dünyada evet. hani uzadığı için öyle söyleyelim. Evet. Türkiye'de de uzuyor aslında. Evet. Bu çeşitli teknolojik buluşlarla, tıptaki gelişmelerle bildiğiniz evet. gibi. Dolayısıyla biz burada bir kriter önce koyduk. Dedik ki arıcılığı nasıl yapacak insanlar? Evet. İşte eli kolu sağlam olsun ya da bir tarafı eksik de olur falan gibi ama sonra biz bunu kaldırdık. Evet. Yani projeye engel olmayalım dedik. Şöyle düşündük, zihinsel yani mental sorunu olmayan evet. herkese açtık. Yani görme engelli arkadaşlara da açtık olayı. Evet. Kişi isterse kendi yapabilir, evet. isterse birisiyle yapabilir. Sonuçta elbette. Bu bir işletmedir. Evet. Evet. Yanınızda birini çalıştırabilirsiniz, bir yakınınızla yapabilirsiniz evet. veya kendiniz yapabilirsiniz. Neden önünüzü kapatalım, neden kısıtlayalım dedik. Evet. Ve bu tip çalışabilir düzeydeki özellikle... Devletin koyduğu o %40'lık maalesef bir rapor evet. olayı var engelli evet. durumunu belirten. Evet. Onun yani üzerindeki 40 ve üzerinde çalışabilir durumdaki engelli arkadaşlara açtık konuyu. Burada 30 kişi yani toplamda 40 kişi 10 evet. yedek ve 30 kişi sürekli Asıl. Olmak üzere. Evet. 30 kişiyle şimdilik başlattık. Örnek bir proje olacak. Kadın erkek dağılımını da hemen sormak isterim. Efendim bu talebe evet. bağlı. Şu an evet. kadın sayımız biraz az şu ana kadarki talep taleplerimizde. Ama talep az olduğu için öyle değil mi? Biz bunları duyurmaya devam ediyoruz. Evet. Mart evet. 15 gibi inşallah başlayacağız eğitimlerimize. Evet. Son dakikaya kadar kabul edeceğiz. Eğer bu sayının çok üzerinde olursa da bir kriter yapacağız. O kriterde bu işe gerçekten ne kadar çok istediklerini anlamaya çalışacağız. Evet. Ve bu işi ne kadar yapmak istedikleriyle ilgili bir eylemeden geçebilir kişiler. Evet. Ama şu ana kadar bir 50'nin üzerinde başvuru oldu. Çünkü Çatalca'da, İstanbul'un Çatalca evet. ilçesinde
biraz lokalde kalan bir çalışma. Evet. Sadece dediğim gibi örnek olması açısından. Ama bizim için 30 engelli arkadaşın her biri bir dünya, evet, ve 30 engelli arkadaş için hayat değişecek mi? Değişecek. Değişecek. Fakat bunun ötesinde asıl amacımız olayın farkındalığını arttırabilmek her iki şekilde. Yani arıcılığı, doğayı, çevreyi, sürdürülebilirliği, yaşamı, evet, ve aynı zamanda engellilikle ilgili farkındalığı arttırabilmek amacıyla aslen biz bunu başlattık. Evet. Burada tabii 30 kişiyle biz bütün dünyayı kurtaramayacağız. Ama 30 kişiyle başlayan bir kıvılcım, evet, başka bir noktada geliştirilebilir. Biz bu çerçevede seminerlerimiz, çalıştaylarımız ve engelli istihdamında yeni model arayışlarımızla ilgili bir takım, evet, çalışmalarımız olacak bu şeyin sonucunda. Evet. Belki başka ülkelere, başka şehirlere, kendi ülkemizde de başka yerlerde bu bir model olacak. Öyle mutlaka düşünüyoruz. Ama tabii arıcılığın bugün bu noktası olur. Yarın arıcılığın daha spesifik Başka bir alan olabilir. Evet. Paylaşmakta sakınca görmüyorum. Evet. Bazen bana kızıyorlar böyle, hani fikirleri, evet, alıp gidiyorlar ama, evet, arı sütüyle ilgili olarak başka bir çalışmamız olacak belki. Onu değil mi başkanım? Onu detaylandıralım. Evet. İçerik kısmına birazdan tekrar, evet, döneceğim ama Onur Bey'e de hemen soralım. Hem Arıcılar Birliği adına birlik olarak ve İstanbul yönetimi olarak bir çıtayı yükselttiniz. Diğer, evet, birliklere örnek olabilecek bir proje bu özellikle. Evet. Evet. Hakikaten farklı ve dünyada ilk. Dünyada, evet, devamı gelecektir mutlaka bu başarılı örnek yayıldığı zaman ve sonuçları alındığı zaman. Siz detayına ilişkin, bu çalışmaya ilişkin neler söylersiniz? Arıcılıkla ilgili biraz daha detay bilgiye gittiğimizde, bu insanlar katıldığında eğitimlere katılacaklar, eğitimler, hı, alacaklar. Evet, bazıları Ersoy Bey'in söylediği gibi üretici olacak. Evet. Üretici olduklarında ne gibi zorluklarla karşılaşacaklar? Evet, proje çok güzel de biraz da hani somutlaştıralım, biraz daha gerçekten de yola çıkalım. Evet. Üretici olmazsa başka bir alanında devam edecek, hı hı, onu da detaylandırırız. Evet. Ama arıcılık her şeyden önce sevgi üzerine yapılabilen bir iş. Sanırım bu biraz daha kolaylaştı. Aynı zamanda meslek kolu da. Evet. Bu meslek kolu tabii. Yani onun da altını çizelim. Yani. Evet. Evet, bir meslek. Evet. Burada zaten şöyle, bizim, evet, şu anda 7 tane üreticimiz engelli. Evet. %40 ve üzeri, evet, engelli. Bunlar faaliyet gösteriyorlar. Evet. Tabii ki yanımıza alacağımız arkadaşlarımız, evet, başkanım da dediği gibi hem yani yanımızda faaliyet gösterebilir veyahut da istediği noktada mesela arı sütü, evet, evet, çalışmasında işte bir Ar-Ge merkezi kurularak veyahut da herhangi bizim, evet, şey bölgemiz, Çatalca bölgemiz çok zengin. Evet. Yani süreklilik sağlayan bir bölge. O bölgede küçük bir işletme veya büyük bir işletme fark etmez. Orada engelli kardeşlerimiz süt toplayabilir. Evet. Evet. Yani işte polen yapabilir veyahut da lavra transferi ana üretiminde, evet, ana arı üretiminde, evet, bizim yanımızda bu faaliyetleri yürütebilir. Evet. Ve aynı zamanda ben şunu görüyorum, bakın yine üzerine çizerek söylüyorum, evet, engelli arkadaşlarımızda bir mücevher gerçekten, mutlaka, inanın. Çok, kesinlikle, güzel şeyler, çok güzel projeler öğrendim yani, evet, Sayın, evet, Ersoy Başkanım zaten bu konuda mükemmel. Kesinlikle. Bize destek verecektir. Her adımda gittiğimiz noktada beraber gideceğiz. Evet. Çünkü sektöre bir destek ve bir şey sağlayacaktır, katkı bambaşka sağlayacaktır. Bambaşka bir bakış açısı, evet, sağlamış olacak, evet, aslında. Yani, o boyutunu da atlamamak gerekiyor. Şu anda Avrupa'da, evet, da müthiş bir ilgi görüyor bu proje. Evet. Ve dünyada ilgi görüyor değil mi başkanım? Dünyada. Yani bu çok önemli bir şey. 200'ün üzerinde medya kuruluşunda yer aldık dünyada. Çok güzel. Yani, evet. Daha, evet, açılışımızı yapar yapmaz. Hı-hı. Evet. Destekler geliyor. Evet. Onun için yani hem aracılık hem de tüketici sektöründe yine çalışmalar yapacağız. Evet. Bunu şimdiden söyleyelim. Yani, evet, güzel noktalar olacak. Kesinlikle. Bakın yine aynı zamanda 2017 Dünya Aracılık Kongresi biliyorsunuz İstanbul'da. Yapacağız. Ev sahibi biziz. Evet. Evet. Biz sosyal projelerimizde, evet, bilimsel, evet, projelerimizde
Belki de dünya birincisi olacağız sektörümüzde. Neden olmasın? Değil mi yani? Kesinlikle. Dünyada ilk olan bir projeyi orada vitrine çıkartacağız inşallah. Vitrinde taşıyacağımız çok özel bir proje aslında. Çok bambaşka bir bakış açısıyla çok özel bir projeydi. 2017'ye de böyle bir hazırlığımız, çok somut ve farklı bir hazırlığımız olacak. Bu anlamda da hakikaten çok güzel. Biraz eğitim içeriklerine bakalım. Çünkü sadece arıcılıkla ilgili eğitimler verilmeyecek. Siz de az önce kısa bir giriş yaptınız. Girişimcilik eğitimleri alacaklar. Başka neler olacak eğitimler konusunda? Ersoy Bey, sizinle başlayalım yine. Onur Bey, sizden de katkı alayım. Evet, aslında bu eğitimlere Çatalca'nın çevresindeki yaklaşık 5-6 ilçeden de hatta diğer illerden de gelmek isteyenler var. Evet. Belki diğer ilçelerden servis yoluyla taşıma yapabileceğiz. Evet. Biz bu insanların da hani katılım süreçlerini tıkamak istemiyoruz. Evet. Örneğin Beylikdüzü'nden bir 15-20 kişilik bir talep var. Örnek veriyorum, Büyükçekmece'den var, işte Arnavutköy gibi İstanbul'un işte diğer ilçelerinden bahsediyorum, Esenyurt gibi, işte Silivri gibi. Dolayısıyla bu insanların önünü tıkamak istemiyoruz. Evet. Biz öncelikli olarak 80 saatlik halk eğitimle beraber, Çatalca Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlığımız zaten konuya destek veriyor. Değerli kaymakamımız Doktor Nevzat Bey bu konuda çok duyarlı. Aslında Çatalca'ya başlamamızın da bir sebebi de odur. Evet, o duyarlılık ve ilgiden dolayı olsa gerek. Yani onu da izin verirseniz ben... Orayı bölünmemesi adına bir virgülle hemen beklemeye alayım. Bir araya gidelim, aranın ardından bölmeden devam edelim. Önemli bir nokta çünkü. O da mesaj içerikli çünkü. Çok. Evet. Kısa bir araya gidelim. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aranın ardından Tarımın Nabzı devam edecek.